Candan, senin bir hayalin var mıydı? Ya da hayallerine ulaştın mı? Şu an kesiyor mu seni? Daha ilerisi var mı? Hayaller tabii, gençler arada çok güzel şeyler de çocuklar, var. Çocuklar sessizlik. Uzak, uzak hayallerde kurmuşlar. Ben de aynı fikirdeyim aşağı yukarı. Hani ben... Yani tabii planlarımız oluyor. Yani, geleceğe dair hayallerimiz tabii ki oluyor. Yakın hayalleri seviyorum. İşle ilgili bir hayal var mıdır? Yani işle ilgili bir gün şurada bir konser vermek isterdim. Şurada olmak isterdim. Şununla konser vermek isterdim diye bir hayalim var mı? Hayır, hiç öyle bir hayalim yok. Şöyle bir hayalim olabilir. Ben konserlerde çok büyük bir zevkle seyircilerimle şarkılar söylüyorum. Bunu mümkün olduğu kadar devam ettirmek devam isterdim. Devam ettirmek istersin. Şimdi öyle olacak, inan bana. Çünkü senden bir tane daha yok. Ağzına sağlık. Öyle olmaz. Belki ben yorulabilirim, belki onlar yorulabilir. Valla inşallah yorulmazsın. Bazı insanlar var bu ülkede, tam o kilit taşı denenlerden çıktı mı yerine kimse konmuyor. Yani onun için... Gelir gelir, yerine konmayacak hiç kimse yok. Hiç öyle işte, bir şey olmuyor. Peki. Olur, olur. Biraz sonra Candan'ın albümünden, ki bu albümle Milyonlarca Kuştuk, Candan Erçetin'in 2013 yazında çıkan bu albümüyle beraber Candan bugüne kadar hiçbir yere konuk olmadı. Evet, çok kısa bir gündüz programı hariç bir yere konuk olmadı. İlk defa buraya çıktın. Bu albümle ilgili konuşacağız. Bu albümün içinden benim için iki tane şarkı. Bir tanesi Yalnızlığı biraz önce söyledin gerçi. Kim Deli ve öteki de Beklemeden. Evet. Evet, bu iki şarkının sözünü yeri geldikçe biraz sonra sizlere okumak istiyorum. Kaç şarkı var albümde sana ait? Hepsinde... O ne kadar zor bir soru sordun bu. Evet, ama bayağı bir yazdığın sözün müziğini yazdığın mı? Şöyle, milyonlarca söz müzik benim, yağmur söz benim, güle güle söz benim, yalnızlık söz müzik benim. Aşkta ortaklığımız var sözde, beklemeden söz müzik benim. Önceden sormak. Sen de söz benim. Geçen hafta sormayı evet, biliyorsun. Geçen hafta sormak söz lazım benim, bu soru. Söz benim, söz benim, artık söz. Şeyleri de saymıyor, söz benim. Söz, evet. Söz benim bir daha sormayacağım gerçekten. Söz. Evet, albüm Candan Erçetin albümü zaten söylüyoruz. Şimdi buna geleceğim. Bu kadar çok komedi filminin girdiği bir dönemde Kırım mı diye bir tarih filmi yaptınız. Bununla ilgili hiçbir sohbet oldu mu kendi aranızda? Filme aslında başlarken girdi, ya da bu tarihlerde. Dönem filmi de girdi. Dönem filmi. Yani Son Umut girdi galiba. Bilmiyorum başka girdi mi ama duydum girdiğini. Şimdi mı? Az önce içeride konuştuk aslında. Evet. Ben de dedim ki, ya inanın bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok bir yerden sonra. Bazen çok hani böyle kafa yoruyoruz yani, acaba şu gün mü olmalı, şöyle mi olmalı? Bu biraz bizi aşan konular oluyor. Bizim enerjimizi aşağı çekmekten başka da hiçbir işe yaramıyor. Doğru. Baktığınız zaman. Bunun hesabını yapmaktansa aynen, iyi film yapalım. Yani işinizi yaparken, görevinizi yapmak çok daha... yani yapacağınız bir şey en azından. Evet. Ötekisi çok elinizde olan bir şey değil. Şu anda... güzel başladı bugün. Böyle mesajlar aldım. Hayırlı olsun ya. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizim için önemli olan o, yani güzel şeyler duyduk. Yani inşallah devamı da gelir. Filmin bir fragmanını izleyelim, üzerine biraz konuşalım mı? Tabii. Evet. Bir filmin fragmanı hazır mı? Bir izleyelim Kırımlı filmini. Evet, Kırım halkının Kırım'ı geri alması için verdiği mücadele, Nazi döneminde geçen bir hikaye. Sonunu evet, söylemeyelim ama söyleyeceğimiz ne var? Cengiz Bey'in herhalde... Cengiz Dağcı'nın, rahmetli Cengiz Dağcı'nın romanından, Korkunç Yıllar adlı romanından gerçek bir hikaye. Aslında sadece Kırımlıların değil, o dönem İkinci Dünya Savaşı zamanında Tatarların ve oradaki diğer Azerilerin, diğer Türkiye Cumhuriyetlerin yaşamış oldukları sıkıntıları anlatıyor. Kendi özgürlük mücadelelerini tabii anlatıyor. Evet. Bir de tabii aşk var. Evet, Selma ile. Selma, sen bir Polonyalı direnişçi bir partizanı, ne diyelim tam adına? Direnişçi. Direnişçiyi oynuyorsun. Evet, evet, oynuyorum. Senin için nasıl film oldu? Daha doğrusu evet, aslında şöyle sorayım. Filmi izlemeye gelenler ne bulacak? Ne alacak filmden? Şimdi biz izledik ilk kez. Pazartesi günü bir kere savaş filmi oldu ve çok başarılı. Evet. Bir savaş sahnelerinde çok başarılı evet, olduğunu Hollywood düşünüyorum. Hollywood tarzı sahneler var gerçekten. Bayağı içinde iyi olmuş, evet. Evet. İyi. İzledin mi? İzledim, dün izledim filmi. Beğendin mi?
Ben beğendim. Ben o zaman anlat. Ben beğendim ama artık buradan ekran başındakilere devamlı beğendim beğendim demiyorum. Gelenler kendileri alsın istiyorum yani onun için. Bizim yani beyaz beğendiyse gitmemize gerek yok. Çok objektif olamıyoruz ya. Beyaz beğenmiş. Ama en azından gelenler, gerçekten de filme gelenler içinde duygu yoğunluğu var, aşk var, savaş sahneleri var diyorsunuz. Ne alırlar filmden diye, hani bunun dışında iyi bir tarih filmi seyrederler, dönem filmi seyrederler. Evet, iyi, iyi, iyi bir oyunculuk dönem. Seyrederler. Onu ben bilemem de şimdi, yani Murat çok iyi filmde bu arada. Zor zor. Almanca konuşuyor bir de. Düşün. İnsanın kendini anlatması zor ya. Yani. Çok zor şeyler sanıyorsun. Ama yani şöyle söyleyebilirim. Filmin görüntü kalitesi gerçekten çok başarılı. Abi Nazilerden bir tanesini oynayan adamla döktürmüş bir... Baki Davrak. Müthiş yani. Evet, gerçekten Almanya'da yaşıyor kendisi. Gelemedi. Evet. Çok iyi oyuncu. Çok da iyi oynadı. Almanca'da sağ olsun zaten Selma Hanım ve Baki Davrak. Almanca'yı sen sonradan mı öğrendin filmdeki Almanca'yı? Sonradan değil, sette de neredeyse yani. Set gecesinde. Ha, set gecesinde öğrendim. Bayağı çünkü filmin bir kısmı Almanca. Bir yani kısmı neredeyse Rusça. Benim için üçte birinden fazlası hatta Almanca. Sen kaç dil biliyorsun Selma? Dört. Dört dil biliyorsun. Evet. Evet. Hadi kalkın. Kalkın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,